Sustu. Ben yapımcımızla da konuştuğumda, yönetmenimle konuştuğumda beni bana bırakın dedim. Zaten konuşmalarımızda Tayyip Erdoğan'la ilgili hem fiziki hem vicdani olarak bilgimi anlattım. Evet. Hoşlarına gitti. Ama önemli bir husus vardı, bıçağın keskin yüzü. Günümüzün Tayyip Erdoğan değil bu film. Bu film çocukluğu var, belediye başkanlığı öncesi, belediye başkanlığı ve şiirden dolayı cezaevine girdiği süreç. Bunu iyi analiz etmek lazım. Çoğu insan Tayyip Erdoğan'ın o dönemini bilmiyor. Bilmiyor derken herkesi kastetmiyorum. Şimdi AK Parti döneminden sonraki popülerlik, sevgi falan daha fazla. Ama biz belediye başkanlığı. O zamanlar internet, sosyal ağ böyle bir şeyler yoktu. Yani yalnızca yazılı ve görsel basından belli bir şekilde, o da belediye başkanı olduğu için. Evet. O yüzden çok iyi analiz etmek lazım. Ezbere gitmemem gerektiğini düşünüyordum. Bugünün Tayyip Erdoğan değil, o zamanın Tayyip Erdoğan'ı. O zamanın vücut dili, o zamanın, şimdi o zamanın da bu zaman benim şu an oynadığım yaşımız aynı. Nereden baksanız. O da 38'ler 40'a merdiven dayamıştı. Evet. Ben de şu an o yaşlardayım. Evet. O zamanki selamı, o zamanki duruşu, bakışları, el hareketleri o lokalde. Simetrik olarak bile elinin kaldırdığı ayarı bile aradım, buldum. Çok iyi analiz ettim o dönemi. Bu dönemde mukayese edilmeyeceğini. Birçok sahneler çektik, resimler çekildik. Tayyip Erdoğan severler, gençliğinden, çocukluğundan beri yanında olan arkadaşları resimleri görünce iddiaya bile giren olmuş. Demişler ki yok bu Tayyip Erdoğan. Demişler ki yok Tayyip Erdoğan değil o, o Reha. Yok demişler, olmaz. Zaten birçok sosyal medyada, kendi sosyal sayfalarımda paylaştığım resimlerde o gün, o zamanların Tayyip Erdoğan'ın yanında olan insanlar şaşkınlıklarını kelimelere döküyorlar. Bunlar da onur ve gurur verici olay. Karşılaşmamız Lütfü Kırdar'da bir iftar yemeğinde oldu. Yapımcımız bunu organize etti, tüm SİAD'ın bir iftar yemeğinde. Oturduk, bekliyorduk, iftar vakti yaklaştı. İçeri bir girdi. O içeri girdiğinde takdim edildi. Orada bütün herkesin ayağa kalkması mecburiyet değildi yani. Asla mecburiyet değil. Sevgiyle. O yüzden herkesin yüzünde bir ışıltı var. Bir lider girdi içeriye. Şükürler olsun böyle bir liderimiz var. Allah hayırlı ömürler, uzun ömürler nasip etsin. İftarını yaptı. Daha sonra yapımcımız Fatih Ay, iş adamıdır kendisi ayrıca. Ön takdimi yaptı. Sonra ben çocukluk dönemiyle beraber yanına gittik. Bize döndü. Takdim edildi. Yani gözünde o kadar güzel bir enerji vardı ki. Mutluluk yani, kendisiyle ilgili karşısındaki gördüğü insanlar çocukla diyor ki ne kadar çok büyüsün. Bana baktığında biz böyle göz göze geldik. Ben eğildim, elini öpmek istedim. Estağfurullah dedi. Sohbet ettik. Filmi sordu. Nasıl geçti? Bitti mi? Başladınız mı? Hiçbir bilgisi yoktu. O an filmle ilgili bilgisi oldu. Vizyonu sordu. Ben de 14 Ekim olarak söyledim. İnşallah dedi. Mutlaka izleyeceğim dedi. Çok memnun oldum. O anda biz böyle bir iki defa da göz göze geldik. Ben direkt odaklanmışım. Ona bakıyorum zaten. Tabii biz teşekkür ettik. Masamıza geçtik. Masamıza geçtikten sonra Fatih Ay tanıtım kitapçığını götürdü. Tanıtım kitapçığımızın içinde fragman da vardı. Evet. Tabii o an tanıtım kitapçığını açtığında tabii Fatih Ay'ın söylediği bir şey. Ne kadar benzer birini bulmuşsun. Bir an gençliğimi gördüm dediği lafı bana sonra söyledi, bayağı bir sonra. Çok güzel bir şey. Beni onur etti. Şimdi bu çok normal, olağan bir yorum. Ama bana birçok yapımcı, yönetmen abilerimizden çok güzel, müspet dönüşler oldu. Yani menfi dönüşler gelmedi. Ama sektörümüz biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan ve onun sevenlerine çok sıcak bakmayan birçok yapımcımız var. Ama bu bütün yapımcıları aynı şeye, kefeye koymuyorum. Ne olur oynadım diye daha sonra yolum kesilir mi? Proje gelmez mi? İnanın bunları hiçbir endişem yok. Olmazsa da olmasın. Ben elimden, ben bir oyuncuyum. Bu rol bana geldi. Gurur duydum. En iyisini yapmak için çalışmamı, hazırlığımı tamamladım, oynadım. Bundan sonra da reisle ilgili yine proje olursa, benimle çalışmak isterse seve seve. Çalışmak istemezlerse de ben çok güzel bir projeye imza attım. Kariyerime çok güzel bir projeye koydum. Yine oyunculuğuma Reha Beyoğlu olarak devam edeceğim. Hani bir korkum, bir endişem yok. Her şey
takdir ilahi. Valla Reha Bey'le biz arkadaşız, çok samimi sağ olsun. Bir gün evdeydim, çocuklarla oturuyorduk. Dedi ki böyle bir rol var, ne dersin, oynamak ister misin? Tabii hiç oyunculuk tecrübem yok açıkçası ama biraz da sektörümüzden dolayı aktifiz bu durumlarda. Rolü sordum, ne rolde oynayacağım diye. Bana filmi anlatınca çok büyük bir zevkle ve keyifle kabul ettim. Açıkçası herkesi memnun etmek biraz zahmetlidir bu memlekette. Ama bana derseniz ki Tayyip Erdoğan'ı nasıl tanıyorsunuz? Ben daha çocukluğumdan bile belediye başkanlığı dönemindeki o televizyonlarda, siyah beyaz televizyonlarda izlediğimiz işte o çöp yığınlarını kaldıran adam olarak tanıdığım bir kişi olduğu için bir kere ondan bile kabul ettim. Ama şunu da inkar edemeyiz. Ülkemizde her ne yaşanmışsa yaşanmış ama geldiğimiz bu noktada Tayyip Bey'in kucaklayıcı yaptığı birçok adımlar var. Bunları da göz önüne aldığımızda gelebilecek her türlü eleştiriyi göz önüne alarak ben kabul ettim. 1994 yılında makam odasını Recep Tayyip Belediye Başkanı makam odasını birebir kurmuşlar. Buradan başlar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi çalışmışlar. Biz de şu an makam odasında özel bir sahnemizin çekimini yapıyoruz.